Aslı 17 yaşında, genç bir kız. İzmir'de Alsancak Lisesi'nde okuyor. Bu yıl üniversite sınavına hazırlanıyor. O, gelecekte iyi bir doktor olmak istiyor. Yani tıp okuyacak ve doktor olacak. İnşallah diyelim. Aslı hafta içi çok erken uyanıyor. Saat 7'de alarm çalıyor. Ama hemen yataktan kalkmıyor. Yatakta 15 dakika kalıyor ve keyif yapıyor. Annesi ona sesleniyor. Aslı, hadi kızım, geç kalacaksın. Aslı da annesine uyku sersemi cevap veriyor. Tamam anne, 5 dakika daha lütfen. Aslı yataktan kalktıktan sonra hemen banyoya gidiyor. Elini yüzünü yıkıyor. Annesi ona tekrar sesleniyor. Kızım, kahvaltı hazır. Aslı mutfağa gidip kahvaltısını yapıyor. Kahvaltıda genellikle yumurta, peynir ve zeytin yiyor. Ekmeğine tereyağı ve bal sürüyor. Aslı sütü hiç sevmiyor. Çocukken de sevmiyordu ama içiyordu. Şimdi nadiren süt içiyor. Genellikle kahvaltıda çay içiyor. Kahvaltıdan sonra tekrar banyoya gidiyor ve dişlerini fırçalıyor. Sonra odasına geçiyor ve pijamasını çıkarıyor. Giyiniyor, çantasını kontrol ediyor. Saat 8'de evden çıkıyor. Aslı'nın okulu evine çok yakın. Okula otobüste ya da minibüste gitmiyor. O okula yürüyerek gidiyor. Okul saat 8'i çeyrek geçe başlıyor. Bazen annesi ve babasıyla kahvaltıda sohbet ediyorlar. Saati unutuyor. O zaman evden aceleyle çıkıyor ve koşarak gidiyor. Okuldaki dersleri saat 3.30'a kadar devam ediyor. Okulda öğle arası saat 12 ile 12.45 arası. O zaman Aslı okulun yemekhanesinde yemek yiyor. Saat 3.30'da okuldan çıkıp eve dönüyor. Evde biraz dinleniyor, bazen müzik dinliyor. Daha sonra ödevlerini yapıyor. Akşamüstü kardeşiyle dışarı çıkıyor. Köpeklerini gezmeye götürüyorlar. Aa, söylemeyi unutmuşum. Aslı ve kardeşinin bir köpeği var. Köpeklerini çok seviyorlar. Köpeklerinin adı Fındık. Fındık sevimli, sadık bir köpek ve oyun oynamaya bayılıyor. Aslı arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor. En yakın arkadaşı Murat. Murat da Aslı gibi tıp okumak istiyor. Bu yüzden onlar gelecekteki planları ve hayalleri hakkında sık sık sohbet ediyorlar. Aslı'nın ailesi akşamları hep beraber yemek yiyor. Bu bir gelenek. Çünkü kahvaltıda ve akşam yemeğinde oturup sohbet edebiliyorlar. Aslı hafta içi her akşam yemekten sonra 2 saat ders çalışıyor. Biliyorsunuz, tıp bölümünü kazanmak için çok çalışması lazım. Bazen sıkılıyor ama yapacak bir şey yok. Dersler önemli. Hafta sonları erken kalkmıyor. Saat 10'a kadar uyuyor. Fındık gelip onun yüzünü yalıyor ve onu uyandırıyor. Geç kahvaltı yapıyor. Cumartesi günü sadece 1 ya da 2 saat ders çalışıyor. Arkadaşlarıyla buluşup sinemaya ya da parka gidiyorlar. Aslı parkta yürüyüş yapmayı çok seviyor. Film seyretmeye de bayılıyor. Komedi filmlerinden çok hoşlanıyor.
pazar günleri ise hiç ders çalışmıyor. Pazar gününü dışarıda ailesiyle geçiriyor. Bazen bir akrabayı ziyarete gidiyorlar. Aynı şehirdeki babaanne ve dedesini ziyaret edip ellerini öpüyorlar. Çünkü Türkiye'de yaşlılara ve büyüklere saygı duymak önemli bir şeydir. Aslı ailesini çok seviyor. Üniversitede okumak için onlardan ayrılmak istemiyor. İzmir'de kalıp oradaki bir üniversitede okumak istiyor. Aslı'nın pazar günleri erken uyuması lazım. Çünkü ertesi gün okulu var. Çok çalışmak zorunda. İyi bir doktor olmak istiyor. Aslı'nın hayatı ve hayalleri böyle. Ya sizinkiler nasıl? Merhaba. Merhaba. Affedersiniz, yakınlarda bir cami var mı? Efendim? Yakınlarda bir cami var mı? Biliyor musunuz diyorum. Evet, 500 metre ileride bir cami var. Buradan yürüyerek 5 dakika. Ben de namaz kılacağım. Beraber gidelim, ne dersin? Olur. Siz nerelisiniz? Arabım, Suudi Arabistanlıyım. Aa, öyle mi? Evet, ama Türkçe biliyorum. Çok güzel. Cami şu tarafta galiba, değil mi? Evet, o tarafta. Adınız ne? Benim adım Halit. Senin adın ne? Benim adım Mehmet. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kaç yaşındasınız? 26 yaşındayım. Ya sen? 19 yaşındayım. Öğrenci misiniz? Evet, öğrenciyim. Üniversitede okuyorum. Siz Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Ben burada yaşıyorum ve çalışıyorum. Mühendisim. Bir şirkette çalışıyorum. Sen hangi bölümde okuyorsun? Hukuk bölümünde okuyorum. Harika. Avukat mı olmak istiyorsun? Evet. Annem de avukat. Şimdi o emekli tabii. Güzel bir tercih. İnşallah başarılı olursun. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Rica ederim. Ben de Arapça öğrenmek istiyorum. Belki bir gün öğreneceğim. Çok istiyorum. Bence Türkçe Arapçadan daha kolay. Yani bir yabancı için tabii. Ama bence Arapçayı öğrenirsin. Benim eşim Arapça öğretmeni. O sana yardımcı olabilir. Neden olmasın? Eşiniz hangi kursta çalışıyor? Taksim'de bir kurs. Adı Kolay Dil. Bu da benim kartvizitim. Beni ara, konuşalım. Teşekkürler. Sınavlarım bittikten sonra arayacağım. Namazdan sonra. Allah kabul etsin. Amin. Sizin de. Çok memnun oldum Halit Bey. Ben de memnun oldum Mehmet. Şimdi okula mı gidiyorsun? Evet. Saat 2'de dersim var. Sonra görüşürüz o zaman. Hadi iyi günler. Size de iyi günler. Hoşça kalın. İyi dersler. Güle güle. Benim adım Mert. Ben Türk'üm ve Ankaralıyım. Şimdi 23 yaşındayım. 1997 yılında Ankara'da doğdum. İstanbul Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyorum.
Dördüncü sınıftayım. Şu an bir işte çalışmıyorum. Bazen hobi olarak bilgisayar programları yazıyorum. Yani benim işim ve hobim kodlar ve yazılım. Bölümümü çok seviyorum. Gelecekte çok iyi bir bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Bu benim hayalim. Bunun için her gün saatlerce ders çalışıyorum. Yeni şeyler yapıyorum ve deniyorum. Şimdiden bir cep telefonu uygulaması yazdım. Adını söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Yakında göreceksiniz. Size biraz kendimden, ailemden ve hayatımdan bahsetmek istiyorum. İlkokulu ve ortaokulu Ankara'da bitirdim. Ben 15 yaşındayken ailem babamın işi nedeniyle İstanbul'a taşındı. Tabii ki ben de onlarla beraber gittim. İstanbul güzel bir şehir. Bence Ankara'dan daha güzel. Çünkü Ankara çok sakin bir şehir. Tam bir memur şehri. İstanbul öyle değil. Her gün, her saat canlı bir şehir. Anneme göre Ankara İstanbul'dan daha güzel. Ama herkes farklı düşünebilir. Özellikle daha yaşlı insanlar daha farklı düşünüyor tabii. Sizce de öyle değil mi? Ama İstanbul'un kötü tarafları da var tabii ki. Mesela burası çok pahalı bir şehir. Bu çok doğal. Çünkü İstanbul bir ticaret ve turizm merkezi. Kalabalık bir şehir burası. Ünlü bir Türk şairine sormuşlar. Ankara'nın en çok nesini seviyorsunuz efendim? Ünlü şair bu soruya şöyle cevap vermiş. İstanbul'a dönüşünü. Ben de şairle aynı fikirdeyim. Ankara'nın en çok İstanbul'a dönüşünü seviyorum. Benim için Ankara demek, çocukluk arkadaşlarım demek. Çocukluk arkadaşlarımı özlüyorum. Annemin adı Hatice. O 48 yaşında. Annem ev hanımı. Yani bir işte çalışmıyor. Ev işleriyle ilgileniyor. Ev işleri de hiç kolay değil. Biliyorsunuz, bulaşık, çamaşır, ütü, yemek. Annemin yemekleri harika. Onun yemeklerini çok seviyorum. Biber dolmasını muhteşem yapıyor. Evimizdeki mutfak dolabında çok farklı renklerde tabaklar var. Annem çok iyi yemek yapıyor ve bu yüzden de tabakları da çok seviyor galiba. Onun bir tabak koleksiyonu var. Annem çok sıcakkanlı, misafirperver bir insan. Evde misafir görmeyi seviyor. Misafirleriyle muhabbet ediyor. Bazen dedikodu da yapıyorlar. Biliyorum, dedikodu kötü bir şey. Ama kötü niyetli değiller.
kimse hakkında kötü şeyler söylemiyorlar. Babamın adı Hasan. Babam 49 yaşında. Yani o annemden sadece bir yaş büyük. Babam bir lokantada aşçı. Babamla çok iyi arkadaşız. Babam aslında sakin biri. Ama bazen çok sinirleniyor. En çok yalandan nefret ediyor. Yalancı insanlara çok kızıyor. O çok iyi bir baba. Ablamın adı Nurten. Nurten ablam 28 yaşında. Ablam bir şirkette sekreterlik yapıyor. Ablamın kocası, yani eniştemin adı Orkun. Onların bir çocuğu var. Yani yeğenim Emir. Emir çok sevimli bir çocuk. Onunla çok güzel vakit geçiriyorum. Babam Hasan futbolu çok seviyor. Koyu bir Beşiktaş taraftarı. Ha, unutmadan söyleyeyim. Ben de Beşiktaş'ı tutuyorum. Babamla ayda bir defa Beşiktaş maçına gidiyoruz. Eniştem ve yeğenim Emir de bizimle geliyor. Onlar da Beşiktaş'ı tutuyor. Maçta çok bağırıyoruz ve eğleniyoruz. Benim bir de kız kardeşim var. Adı Zeynep. Zeynep daha 15 yaşında. O lise öğrencisi. Zeynep'in aile arasındaki lakabı Zeyno. Ona hiç Zeynep demiyoruz. Hep Zeyno diyoruz. O da bunu çok seviyor ve tebessüm ederek karşılık veriyor. Zeyno derslerine çok çalışmıyor. Ama öğretmenlerine göre zeki bir öğrenci. Öğretmenlerin klasik bir lafı vardır. Zeki ama çalışmıyor. Zeyno da öyle bir öğrenci. Bütün dersleri çok iyi. Ama resmi çok seviyor. Sanırım ileride, üniversitede resim bölümünde okumak istiyor. Zeynep'le bazen bisikletle gezmeye gidiyoruz. O yüzmeyi de seviyor. Zeynep nasıl biri mi? Açık konuşayım. Dağınık bir kız. Odası çoğu zaman dağınık oluyor. Annem ona bu konuda çok kızıyor. Evde annemin şu sözünü çok duydum. Zeyno, çorapların neden burada? Kirli mi bunlar? Of Zeyno, çok dağınıksın. Zeynep boş zamanlarında resim yapıyor. Hayır, aslında çoğu zaman resim yapıyor. Benim bir portremi yaptı. O fırçayı ustaca kullanıyor. Çok yetenekli bir kız. Benim için biraz zor oldu. Bir saat hareketsiz kaldım ve resmimi bitirmesini bekledim. Ama sonuç harikaydı. Babamdan rica ettim. Resmimi çerçeveye koydu. Ben de resmimi odamın duvarına astım. Evet, bence Zeynep ileride mükemmel bir ressam olacak. Buna inanıyorum.
Ebeveynler genellikle ailedeki en küçük çocuğu daha çok seviyorlar. Zeyno da annem ve babamın göz bebeği. Bazen Zeyno'yu kıskanıyorum. Şaka şaka. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Peki ben nasıl biriyim ve neler yapıyorum? Merak ediyor musunuz? Dinleyin o zaman. Ben çok konuşkan, eğlenceli, çalışkan ve düzenli biriyim. Odam her zaman düzenli. Yani Zeyno'nun odası gibi değil. Bilgisayar oyunlarına, futbol oynamaya ve izlemeye, bisiklete binmeye bayılıyorum. Mutlu bir ailede büyümek çok önemli bir şey. Ben de mutlu ve güzel bir ailenin çocuğuyum. Bir gün annemin biber dolmasını yemek için sizi İstanbul'a bekliyorum. Hiç çekinmeyin. Lütfen rahat olun. Biz Türkler misafirperver insanlarız. Sizden haber bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Siz bu sınıfta mısınız? Evet, siz de mi? Evet, ben de bu sınıftayım. Adınız ne? Semra, siz? Benim adım Alan. Memnun oldum. Nerelisiniz? Fransalıyım. Aa, çok güzel. Ben 2 sene önce Paris'e gittim. Eyfel Kulesi harikaydı. Efendim? Tekrar eder misiniz? Kusura bakmayın. Ben biraz Türkçe biliyorum. 2 yıl önce Fransa'ya gittim. Paris'e. Eyfel Kulesi'ni çok beğendim. Aa, şimdi anladım. Tamam. Evet. Paris güzel bir şehir. Orada maalesef 2 gün kaldım. Ama çok pahalı bir şehir. Değil mi? Doğru. Paris pahalı. İstanbul da çok pahalı. Erasmus öğrencisi misiniz? Evet, Erasmus öğrencisiyim. 4 ay İstanbul'da olacağım. Harika. Belki sizden biraz Fransızca öğrenebilirim. İyi olur. Ben de Türkçe öğreniyorum. Pratik yapabiliriz. Çok güzel. Evet, telefon numaranızı kaydedeyim. Haberleşiriz. Tamam, yazıyor musunuz? Evet, yazıyorum. 0595 330 20 25. Tekrar eder misiniz? Tamam, 0595 330 20 25. Tamamdır. Kaydettim. Benim numaram da 0540 853 1098. Tamam, ben de kaydettim. Ama bu numarada WhatsApp kullanmıyorum. Başka bir numaram var. Sorun değil. Kısa mesaj göndereceğim size. Haberleşiriz. Tamam. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Ben de memnun oldum Alan. Hoşça kalın. Güle güle. İyi günler. Size de iyi günler. Eova. Aa, Fransızca konuşuyorsunuz. Aferin size. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz de. Görüşmek üzere.
geçen yaz tatilim. Geçen yaz ailemle Side'ye gittik. Side, Antalya'da turistik bir ilçe. Manavgat da Antalya'nın turistik bir ilçesi. Manavgat'ın şelalesi çok meşhur. Biz Side ile Manavgat arasında bir aile otelinde 6 gece kaldık. Otelin etrafında gezdik. Her yerde çiçekler vardı. Havada hoş bir koku vardı. Kelebekler uçuyordu, kuşlar ötüyordu. Yetişkin havuzu çok kalabalıktı. Çocuk havuzu daha eğlenceliydi çünkü su kaydırakları vardı. Plajda insanlar güneşleniyor ve bronzlaşıyorlardı. Onlar da otelin ziyaretçileriydi. Bazıları yabancı dil konuşuyordu. Çünkü Side'ye çok sayıda yabancı turist geliyor. Kumsalda çocuklar kumdan kale yapıyorlardı. Dalgalarla oyunlar oynuyorlardı. Bebekler can yelekleriyle denize giriyorlardı. Daha büyük çocuklar denizde şişme yataklarda eğleniyorlardı. Bazı insanlarsa deniz gözlüğüyle denizin içindeki balıkları seyrediyorlardı. Akşam otelin gece kulübünde güzel eğlence programları vardı. Sahnede animatörler çocuklara özel ilginç danslar, gösteriler yapıyorlardı. Yarışmaları da unutmayalım. Eğlencelerde yarışmalara otelin ziyaretçileri ve çocuklar katılıyordu. Gerçekten çok güzel vakit geçirdik. Çocuklarım çok mutlu oldu. Bazen otelden çıkıyorduk. Dışarısı çok hareketliydi. Akşamleyin mağazalar geceye kadar açıktı. Yerli ve yabancı turistler alışveriş yapıyordu. Kafeler doluydu. Biz de tabii ki biraz alışveriş yaptık ve kafelerde oturup muhabbet ettik. İnsanlarla tanıştık. Bir gün de Side'deki ünlü bir yere gittik. Adı Manavgat Şelalesi. Manavgat Şelalesi, Manavgat Nehri'nin üstünde bulunuyor. Oraya gidip muhteşem manzaraya baktık, baktık ve baktık. Harikaydı. Daha sonra yemek yiyip çay içtik. Mangal keyfi yaptık. Çok lezzetli yemekler yedik. Hava çok güzeldi. Oraya ulaşmak biraz zaman aldı çünkü önce otelden Side'ye taksiyle gittik. Side şehir merkezinden oraya otobüsler varmış. Biraz zaman aldı ama çok keyifliydi. Oradaki insanlardan öğrendim. Manavgat Nehri'nin üzerinde rafting ve kano yapmak mümkün. Biraz korkuyorum ama bir sonraki ziyaretimde eşimle kano yapmak istiyorum. Tatili Side'de geçirmek ben ve ailem için gerçekten ilginç ve güzel bir deneyimdi. Tekrar oraya gitmeyi çok istiyorum.